Finansı Merkezi ile karşınızdayız efendim. Ben Hande Özdemir. Haftanın son günündeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz. Az önce Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. Salgınla mücadele için işbirliği zirvesinde konuştu. Türk Konseyi zirvesiydi. Türk Konseyi'nin bu olağanüstü zirvesi aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir açıklamalarına yer verdi ve koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız ve sonrasında da yeni bir döneme başlayacağız açıklamalarında bulundu. Halk sağlığını gözetmek suretiyle en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz dedi Türk Konseyi zirvesinde ve video konferans yoluyla gerçekleşti efendim. Bunu hatırlatalım, sonrasında devam edeceğiz. Finansı Merkezi ile devam ediyoruz efendim. Sektörlerdeki durumlara konuşacağız. Sektör liderleriyle birlikte ilk konuğumuzda Daikin Türkiye Genel Müdürü CEO'su Hakan Önder, Hasan Önder bizlerle birlikte, özür dilerimi düzeltiyorum. Sayın Önder, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, bizler programımızla birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında elbette önce sağlığımız diyoruz. Sonrasında da mutlaka ekonomideki değişimler ve sonrasında elbette koronavirüse karşı alınan önlemler, mücadeleleri konuşuyoruz. Şimdi sektördeki durumu konuşacağız elbette ama az önce de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. Mutlaka virüsle, salgınla bir mücadele söz konusu dedi kendisi ve sonrasında değişikliklere gidilecek. Bu savaşı da yeneceğiz, ardından da değişiklikler olacak. Yeni bir döneme başlayacağız açıklamalarına yer verdi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Ya tabii süreç zorlu bir süreç. Yani Aralık ayından beri bütün dünyanın başına bela olan bir süreç. Fakat bazen bu tip musibetler bazı faydalı şeylere de sebep olabilir. Şimdi sadece negatif yönden bakarsak hiç işin içinden çıkma şansımız da kalmıyor. Özellikle sosyal medyada inanılmaz kötü bir yayılım var. Yani yarın öldük bittik, bu komplo teorileri. Fakat biz asıl bu süreçten çıktıktan sonra nasıl hazır olacağız? Tabii ki süreçle mücadelemiz şu an birinci derecede önemli. İnsan sağlığı bizim için her şey. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi biz süreçten sonra gerçekten hazır olabilecek miyiz? Yani biz tedbirlerimizi şu an o çerçevede almazsak süreç sonrası daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden daha temkinli, daha metanetli bir yaklaşım sergilemesini ben de iş dünyasından istiyorum. Açıklamalar bu yönde olursa inşallah bu süreçler de gelir geçer ve her süreçten olduğu gibi bu süreçten de büyüyerek daha sağlıklı bir şekilde çıkarız diye ümit ediyorum. Evet, açıklamaları takip ediyoruz. Gelen önlemler, destekler beraberinde elbette. Fakat sektörlere baktığımızda özellikle iklimlendirme sektöründeki durum nasıl? Nasıl etkilendi? Siz de bahsettiniz, önlemler alınması gerekiyor ve sonrasında da bakmak gerektiği ama şu anda neler yaşanıyor bu süreçte? Ya tabii %50-60 bir daralma bekliyoruz biz de. Çünkü iklimlendirme sektörü özellikle klima tarafında yaz sezonuna girilmesiyle birlikte, yani önümüzdeki Mayıs-Haziran'dan sonra iklimlendirme sektörünün özellikle klima tarafının pik sezonu. En fazla klima cihazlarının satıldığı zaman. Tabii böyle bir durumda, bu salgın ortamında büyük bir pazar beklemiyoruz. Yani muhakkak pazarda ciddi daralma olacak. Hatta ilk yarı için, yani bizim Japon şirketi olduğumuzdan 1 Nisan'da başladı bizim yeni yılımız. Eylül sonuna kadar yaklaşık bir %50-60 arası sektörde daralma olacak. Fakat ben bunu çok hızlı toparlayacağı kanaatindeyim. Çünkü dinamik bir yapıdayız. Tamam, muhakkak etkileri olacak. Biz şu an fabrikalarımızı durdurmadık. Yani Aralık ayındaki dünyada oluşan gelişmelere binaen biz tedarik zincirinde önlemler almıştık. Bazı yedek parçalarımızı önden getirdik. Çünkü üretim durursa, sanayi durursa yapacak hiçbir şey yok. Herkes evde oturursa daha beter bir salgın olur. Yani çalışan insanımız olmazsa, ekonomi ölürse hep beraber böyle kaderimize razı bekleriz. Biz bununla mücadele etmek için varız.
Tabii ki sağlık tedbirlerini aldık birinci öncelikli. Fabrikalarımızı bir iki gün kapatıp sosyal mesafeye uygun hale getirdik. Yani çalışanlar arası 1,5 metre mesafede yeni bir iş ortamı doğdu. Buna da adapte olacağız. Herkese maskelerini, eldivenlerini dağıtarak çalışma istiyoruz. Bundan sonrasını artık yaşayarak birlikte göreceğiz. Ama bu önümüzdeki 6 ay iklimlendirme sektörü için zorlu bir süreç olacak. İhracatta evet. olabilir diye bakıyorum Hande Hanım. İhracatta tabii bizim ciromuzun özellikle Daikin için söyleyeyim %50'si ihracattan geliyor ve ana pazarımız Avrupa. Türkiye Cumhuriyetler her ne kadar büyük pazarlarımızdan biri olsa da ana pazarımız Avrupa. Özellikle İtalya'nın durması hem bizim tedarik zincirinde ufak tefek sıkıntılar yaratıyor hem de satacağımız malda şu an bir sıkıntı oluşuyor. Fakat İtalyan şu an sanayiciler de yavaş yavaş tekrar dönmek istiyorlar. Yani bir adım geriden gelmek istiyorlar. Ama yapacak bir şeyleri yok. Şu an hükümete başvuruları artık çalışma hayatına dönmeleri yönünde. Tedbirleri alarak tabii. Evet Sayın Önder, elbette sektörlerde önlemler alınarak da çalışmalar da bir yandan da beraberinde devam ediyor. %60'lık bir daralmadan bahsettiniz yılın ilk çeyreğinde. Şimdi aslında 2019 kapanışı ile birlikte tabii ki ilk 3 ayı belki değerlendirmek çok zor olabilir ama şimdi çalışmalar devam edecek. Bu yönde de aslında toparlanma da olacak dediniz. Bu şekilde sektörden umutlusunuz ama var mıdır stratejik başka planlar şu andaki süreçten faydalanmak? Dalanarak yapılan çalışmalar elbette bazı tecrübeler de elde etmiştir sektör ama ne dersiniz? Ya tabii şu an büyüyen sektörlerde iklimlendirme sektörü de bu büyüyen sektörlerden biriydi. 2019 aslında belli sinyaller vermişti. Bu inşaat özellikle inşaat dünyasında olan daralma iklimlendirme sektörüne etkilenmişti. Biz daha çok 2019 yılını yapılanma yılı olarak görüyorduk. Yani 2019 yılında çalışanlarımızı geliştirelim, yeni vizyon oluşturalım. Fakat karşımıza bambaşka bir 2020 çıktı. 2020'yi daha bir büyüme yılı olarak öngörmüştü şirketler. Tabii beraberinde fırsatlar da doğurdu. Çünkü çoğu şirket vizyonunu yenilemeye fırsatı yoktu. Çünkü koşarken özellikle araba hareket halindeyken boyama fırsatınız olmuyor veya lastik değiştirme fırsatınız olmuyor. Şu an bunlar için müthiş fırsat çıktı. Aynı zamanda bu iş sürecinin yavaşlaması, çalışan gelişimi, eğitimi, yeni vizyonu, adaptasyonu, paradigma değişikliği gibi müthiş fırsatlar da sunuyor. Tabii ki bu süreç geçecek. Birinci öncelik evde kalarak sağlığı koruma. Fakat hiç durmadan da biz geleceğe hazırlık yapmalıyız. Şirketler en azından onun farkına vardılar. Bir nefes aldılar. Bu süreçte böyle hazırlanarak geçecek diye düşünüyorum. Peki yatırımlarınız devam edecek mi? Normalde biz yatırımları tabii bir yıllık, iki yıllık bakmıyoruz. Japon şirketi olmanın verdiği bir güçle diyeyim. 10 yıllık planlar çerçevesinde çalışıyoruz. Şu an herhangi bir yatırımda durma yok. Bu sene sonuna doğru inşallah merkez sistemlerde ciddi bir yatırımımız olacak. 50 milyon euro mertebesinde. Şu an hiçbir şekilde biz üretimden de vazgeçmedik. Hala %85 üretim yapıyoruz. Şu an devam ediyoruz. Ben de iş yerindeyim. Ama tabii ki sosyal mesafeyi koruyoruz. Herkes maskeli. Çalışan sayısını çok ciddi derecede azalttık. Evde kalan çalışanımız daha fazla. Ama işimize devam ediyoruz. Evet, peki Hasan Bey aslında biraz bahsettiniz ama ben açmak istiyorum. Şimdi ihracat konusu ön planda. Mutlaka yapılan destekler de buna yönelik çağrılar da yapılıyor. Ama malum en önemli bacaklarından bir tanesi Avrupa. Şu anda Avrupa'daki virüs konusu da ilerlemekte. Oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz ama neler bekliyor bu süreçte? Özellikle Avrupa tarafını konuşacak olursak öncelikle. Ya benim gördüğüm şu anki bilgilerle tabii pandemiler belli bir pike geldikten sonra yataya geçiyor. Yataydan sonra aşağı doğru bir eğilime gidiyor. Avrupa sanki yatayı yakaladı gibi. O yüzden Avrupa'da bunun farkında belli ülkeler hala yakalamasa da ama çoğunluk ülkelerde yakalandı. Özellikle İtalya artık yavaş yavaş ölü sayısında da hafif azalmalar oluyor. İnşallah toparlama sürecine girecekler. Şimdi onlar da bir ay sonrası için çalışmalara başladılar. Yani tekrar dönüş nasıl olabilir, recover bu geri tekrar toparlamayı nasıl yapabilirler diye üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Asıl kriz sonrası sürece yani pandemi sonrası sürece hazır olmayan şirketler daha ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Şu an birinci öncelik tabii ki nakit akışın kontrolü. Özellikle küçük şirketlerde çok ciddi sıkıntılar olacak. O yüzden KOBİ'lere açıklanan destekler çok önemli. Uluslararası şirketler bir şekilde kriz planları her zaman vardır. Ve mutlaka kendilerini korurlar ama
Bizim önceliklerimiz KOBİ'ler. Çünkü neticede itibariyle KOBİ'ler bize aynı zamanda tedarikçiler, mal sağlayıcılar. O yüzden hep beraber KOBİ'lerimizi muhakkak yaşatmalıyız. Özellikle nakit akış tarafında, ödemeler tarafında onları destekleri sürdürmeliyiz. Büyük şirketler daha fazla kendini korumalı. Yani devlet desteği beklemekten çok muhakkak projeleri var. Yani her büyük şirket kendini koruyabilecek seviyede. Ama KOBİ'lerimiz o güçte değil henüz. Görüşlerinizi almak isterim. Aslında mutlaka alınan önlemler arasında öncelikli olarak aslında küçük ve orta ölçekli işletmeler yer alıyor. Onlara yönelik, KOBİ'lere yönelik destekler geliyor ama gelen destekler, alınan önlemleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şu an alınan ölçek bence şu an çok iyi gidiyoruz. Yani başından beri iyi gittik aslında biz pandemi yönetiminde. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın müthiş çabaları, gerek şeffaf bilgilendirme. Benim şahsi fikrim herhalde en başarılı ülkelerden biriyiz şu an. Tedbirler de ona göre alındı. Yani şu an ciddi destekler var. Gerek kısmi çalışmada, gerek finans tarafında bankaların açıkladığı düşük oranlı krediler veya kredilerin ötelenmesi. Şu an inşallah KOBİ'lerimize can suyu olacak diyorum. Ama inşallah çünkü netice itibariyle gücümüzün limitli olduğu bir şekil bu. Yani hiç kimse de limitsiz bir finans yoktur. Hiçbir ülkede de yoktur. İnşallah kriz dediğimiz bu pandemi çok kısa sürede atlatırız ve daha büyük ihtiyaçlar doğurmaz diyeyim. Evet, umarız en yakın zamanda atlatırız. Şimdi istihdam da aslında önemli bir konu. Hem mevcut olan istihdamı korumak hem de sonrasında belki bazı sektörlere baktığımızda bu süreçte istihdam artışına da gitti ama sizdeki durum nasıl? Ya biz tabii kriz olur olmaz, bu hastalık olur olmaz. İlk açıkladığımız şey hiçbir şekilde çalışanımızı çıkarmayacağımız yönündeydi. Velev ki performansı düşük dahi olsa bu halde çalışanın işine son vermek zulümdür diye açıklama yaptık. Yani biz hiçbir şekilde hiçbir çalışanımızı bu kriz boyunca çıkarmayı planlamıyoruz. Sıfır iş yapsak bile bir yıl boyunca biz bütün çalışanlarımıza bakabiliriz. Fakat bizim de beklediğimiz bu süreçte çalışanlarımızın da kendine çekidüzen vermesi, bütün şirketlerde olduğu gibi kendini geliştirmesi. 5.000 liranın altında hiçbir ücretli çalışanımıza kesinti uygulamayacağımızı duyurduk. Eğer kriz derinleşirse yüksek maaşlı ücretlerde belli kesintilerle belki atlatmaya çalışırız. Ama şu an öyle bir planımız da yok. Peki. Şimdi baktığımızda sektörlerde bu süreç elbette belli tecrübeler de edindiriyor. Bunu konuşmuştuk aslında. Yeni planlar, yeni stratejiler, ileriye dönük. Çünkü olağanüstü bir durum yaşanıyor. Beklenmedik bir süreçten geçiliyor ama malum bu süreçte aslında bazı şeyler öğretiyor. Hem bireysel olarak hem de sektör olarak iş açısından. Sizin var mıdır böyle öncelikli bunu daha iyi yapmalıyız dediğiniz bir durum. Örnek vermek gerekirse yedek parça konusunda farklı bir atak yapılabilir mi veya başka bir alanlar var mı? Ya tabii en çok yaşanan problem hemen hemen çoğunluk şirkette kriz senaryosu yoktu. Yani biz bir deprem durumunda ne yapacağız, sel durumunda ne yapacağız veya böyle bir salgın hastalık durumunda ne yapacağız gibi majör böyle tam net bir plan yoktu. Herkes genelde krizden sonra kriz planı çalışmaya başladı. Bu bize ders oldu. Bütün şirketler belki böyle senaryolara hazırlıklı olacaklar. İşletme sermayelerini daha tutarlı kullanacaklar. Yani boylarından büyük çok fazla işe girmeyecekler. Çünkü ilk krizde, ilk sıkıntı yaşayanlar işletme sermayesi yeterli olmayan şirketler oluyor. Bunu ciddi derecede bir eğitim oldu aslında. Bunu herkes yaşayarak öğrendi. İkincisi, tabii gelişen durumlarda veya değişen durumlarda paradigma değişikliği çok yavaş oluyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde entrepreneur, bu girişimci taraf hariç büyük şirketler rotalarını çok yavaş değiştiriyorlardı. Şu an biraz da ona sebep oldu. Şu an herkes yeni iş imkanları, neler yapılabilir? Dijital ortamda IoT veya bu Internet of Things dediğimiz internet üzerinden satışlarla ilgili neler yapılabilir? İletişim internet üzerinden nasıl olabilir? Home office çalışma nasıl daha başarılı olabilir gibi yeni paradigmalar hayatımıza girdi. Bunların bir kısmını yaşayarak öğrendik. Belki tahmin edemezdik. Artık bunlar üzerine detaylı çalışacağız. Belki şimdi %85 oranında üretime devam ediyoruz dediniz. Aslında bir yandan da üretim devam ederken tedarik kısmında, işin tedarik zinciri kısmında sıkıntılar yaşanıyor mu? Nasıl işliyor bu süreç? Ya tabii tedarik zincirinde biz aslında 2 yıl önceden çalışmaya başladık. Parçalarımız
ürettiğimiz ürünlerin parçaları ne kadar millileşirse, yerlileşirse tedarik zincirimiz o kadar az aksama oluyor. Yani çoğu üretimimizde %50'nin üzerine çıkarabildiğimiz için büyük problem yaşamadık. Yine tedbirleri Aralık ayından itibaren aldığımız için daha lojistik bu kadar sekteye uğramamıştı. Şu an için büyük bir problem görmüyoruz. En azından önümüzdeki 2-3 ay için büyük bir problem yaşamıyoruz. Ha, dünyada kriz aynı süreçte devam ederse, Çin tekrar pik yapmaya başlarsa ve Avrupa'da daha derinleşirse 3 ay sonra tekrar konuşabiliriz. Ama şu an öyle bir sıkıntı görmüyorum ben. Peki Hasan Bey, şimdi konuşmanızın başında doğrudan ilintili olan sektörden bahsettiniz. Konut, gayrimenkul sektörü. Oradaki durağanlık bizi de etkiliyor doğal olarak dediniz ama şimdi bu sürecin atlatıldığını düşünürsek gayrimenkul ve konut tarafındaki bir hareketlenme aslında bu süreçte orada gayrimenkul ve konut tarafında bir hareketlenme online tarafında yaşanıyor. Ama hem onunla ilgili görüşlerinizi alayım hem de sonrasında beklentileriniz nedir? İki sektörü birleştirecek ve konuşacak olursak. Tabii biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sürekli büyüyoruz. Yani büyüme gayreti içindeyiz en azından. Şimdi genel duruma bakınca Avrupa tam bizim gibi değil. Avrupa daha durağan bir hayat sürüyor. Çünkü hayatlarında büyük krizler yok. Biz daha önce çok kriz yaşadığımız için daha fazla hazırlıklıyız. Onlar ilk krizde daha fazla şok yaşıyorlar. Her ne kadar kriz senaryoları olsa da çok kolay değil adapte. Biz fıtraten hazırlıklıyız yani birçok krize. En azından Türkiye ortamı için öyle söyleyeyim. Türk yöneticiler daha fazla hazırlıklı diyeyim. İnşaat sektöründe birikmiş bir konut stoğu vardı en genel manada. Şimdi konut stoğunun erimesi lazım ki yerine yeni konutlar gelebilsin. Fakat özellikle bizim ülkemizin bir gerçeği var. Yine deprem gerçeği var. Yenilenmesi gereken çok binamız var. Benim tahminim bu kriz süreci atlatıldıktan sonra yenileme süreçleri tekrar hızlanacaktır. O kısa süreçte tekrar toparlayacağı kanaatindeyim. Ben hızlı duracağını düşünmüyorum yani hiçbir sektörün. Yani çok fazla abartılıyor şu an. Peki, toparlanma bekliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte çok daha hızlı olacak dediniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Önder verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun efendim. Evet, Daikin Türkiye Genel Müdürü Hasan Önder bizlerle birlikteydi. İklimlendirme sektörünü konuştuk. Az sonra yine devam edeceğiz.